Eski yönetimden yeni yönetim devraldı. Başkanımızı içeri aldılar biliyorsunuz. Hepimiz birlik olmalıyız. Buradan da kooperatife gidelim. Orada bir açıklama yapalım. Olur inşallah. Sesli. Hakkınızı aramamayız. Birazcık daha aşağıda bekleyelim arkadaşlar. Tamam, tamam. Aşağıya inelim. Sizin işiniz ne zaman bitecek mi? İki kişi kaldı. İkisi de soruşturma. Yarım saat sürer mi? Sürer. Yarım saat 45 dakika sürer. ...2020 yılında kurulmuş, 2022 yılının 9. ayında, 9. ayın 30'unda kooperatifimizle, müteahhitle kooperatifimizin arasındaki sözleşme bitti. Tek taraflı fesih yaptık. Dedik ki anlaşamadık, müteahhit 10 gün süresiz iş bıraktı, 1,5 ay bıraktı. Ama 10 gün süresiz iş bırakmanın tek taraflı fesih bedeli olduğu daha önceden sözleşmede imzalanmıştı. Bu imzaya rağmen müteahhit hala da şantiyemizi teslim etmiyor. Birinci, ikinci, üçüncü ihtarname çektik. İlk önce inşaatı bırakıyorum dedi. Sonradan bırakmıyorum dedi. Şantiyeyi teslim etmesi için Cuma günü tekrardan bir ihtarname çektik. Çekmiş olduğumuz ihtarnameye karşı şantiyelerimizde yeni bir güvenlik koymak sebebiyle sabah 9.30'da şantiyemize geldik. Özel güvenlik müdürüyle birlikte. Özel güvenlik müdürümüz yönetim kurulu ve yardımcılarla birlikte bir analiz yapacaktık. Yapacak olduğumuz analize eski müteahhitin adamları geldi. İlk önce sözlü küfür, sözlü tehdit yaptılar. Tehditten sonra arbede başladı. Direkt gelir gelmez polis memurumuza, devletin polis memuruna ve bize tekme tokat arbede başladı, dövmeye başladılar. Biz bu evlerimize girmek istiyoruz. Bu evler bizim. Parası verildi, mahkemeliyiz. Şu anda sadece beni darbe ettiler. Hocama, 65 yaşındaki emekli öğretmenimiz Hasan hocamıza darbe ettiler. Yine aynı şekilde okul müdürümüz Ahmet hocama darbe ettiler. Aynı zamanda polis memurunu yumrukladılar. Biz 5 kişiden şikayetçiyiz. Arsası bize ait. İnşaat ruhsatı bize ait. Biz müteahhitle sözleşmemizi feshettik. Çalışmıyoruz. Şu anda bizim zilliyetimize bir tecavüz var. Çıkmıyorlar. Gelenleri dövüyorlar, küfür ediyorlar. Gelen polislere bile mukavemet gösteriyorlar. Normalde 2022'nin 12. ayında bu evlere girilmesi gerekiyordu. Şu anda %28'i. Şu anda 28'i. Bu bitmiş blok. Arkada tekrar atılmamış blok. Polis ekiplerini de gösterelim Sayın Muhabir. 4 tane kemer atılmış blok. Devletin polisinde. Toplamda 7 blok bu şantiyemiz, inşaatımız. 3,5 blok %28 seviyesinde. Geri kalan 3,5 blok, 3 tane temel açılmamış.